Ters sorun devam ediyor. Biraz çaldım. Sen de bozuk olduğu için çok aşırı olduğunu tutamadık şeyi. Niye öğrendin? Ben bunu denip biz pazarlamıştık. Burada ilk gün elmayı aldık hocam. Biz de olduk. Bir önceki dalgada Mart-Mayıs arasında ve şu andaki Temmuz-Eylül itibariyle başlayan dalgada çocuk hastalarında çok farklı bir artış ve gidiş görmemekteyiz. Paralel olarak erişkin hastalara çocuk hastaları da artmaktadır. Biz bir önceki dalgada bu kadar çok viral enfeksiyon, el ayak sendromu, 6. hastalık gibi hastalıkları, RSV bronşiyotları çok fazla görmedik. Fakat bu dalgada çok fazla biraz daha erken mevsiminden, Temmuz-Ağustos'ta biz bu RSV patojenlerini görmeye başladık. Bu dalgada farklı olarak küçük bebeklerde, süt çocuklarında özellikle 1 yaşın altında daha fazla bronşiyolit görmeye başladık. Ve bu bebeklerin durumu özellikle COVID ile birlikteliği söz konusu olduğunda gerçekten daha ağır seyrediyor. Çok daha uzun süre hastanede kalıyor, daha fazla yoğun bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Bu da muhtemelen aşılamanın verdiği rahatlık nedeniyle maske ve temas izolasyonlara dikkat etmemizden kaynaklanmaktadır. Maalesef özellikle bronşiolitle gelen veya astım atağı geçirip pnömoni olan bir çocukta bir de COVID eklendiğinde bu çocukların tablosu çok daha ağır seyretmektedir. Çok daha ağır gidiyor ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Eğer biz maske mesafeye dikkat etmezsek, eğer biz aşılamamızı arttırmazsak muhtemelen birkaç ay sonra COVID vakalarımız, ağır COVID vakalarımız, çocuk vakalarımız çok artacak ve tabii ki bununla paralel olarak ölüm oranlarımız da artacaktır. Bu nedenle aileler aşılandık rahatlığıyla sosyal hayatlarında rahat hareket etmemeli. Mutlaka sosyal mesafeye, maskeye, temizliğe dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca çocukların da okullarda maskelerini takmaları gerekmektedir. Şu mevsimsel değişiklikler içerisinde COVID-19 hastalığını yapan SARS-CoV-2 etkeninin dışında da bazı viral enfeksiyonlar da söz konusu. Bu bir karmaşa yaratmakta. Sanki COVID vakalarının artışı gibi bir yansıma da yaratmakta. Mesela RSV virüsleri söz konusu, parainfluenza virüsleri söz konusu, rinovirüsler var, enterovirüsler var. Bunlar da şu anda mevsim değişiklikten ötürü ortaya çıkmakta. Burun akıntıları, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, boğazda burunda yanma gibi hisler hepsinde genel olarak görülmekte viral hastalıkların bir belirtisi. Bunların birbirinden ayırması işte PCR testleriyle söz konusu olabiliyor. Viral hastalıklar immün sistemle çok ilişkili. İmmün sistemin sersemlediği bir durumlarda ki bu bir başka etkenle sersemleyebilir, başka bir virüsle sersemleyebilir, koronavirüsün dışında. İmmün sistemi bir şekilde sersemlettiği durumda koronavirüsünde erişkinlerde, aile halkından o çocuğa bulaşma riski çok çok daha artar ki o aile kişisel ilişkilerde koruyucu önlemlere başvurmuyorsa bu riski çok çok daha arttıracaktır. Covid hastalığından sonra Covid geçirmekte olan bir çocuk ve korona hastalığı oluşmuş bir çocukta immün sistem zaten depresi oluyor, sersemliyor. O sırada fırsatçı enfeksiyonlara daha beter zemin hazırlıyor, daha fazla zemin hazırlıyor ki bu yeni şeye yoğun bakıma yatan çocuklarda risk biraz daha artıyor sekonder enfeksiyonlar yönünden. Prematür doğum olan çocuklar, sistemik konjenital hastalığı olan çocuklar, kalıtsal metabolizma hastalığı olan çocuklar, yani zemin hazırlayan yani intakt olmayan bir metabolizmaya sahip çocuklarda her zaman için risk oluşturuyor. Her türlü virüsler risk oluşturuyor. Bu sırf koronavirüse ait bir şey değil. Şu anda daha çok 3 aylık, 4 aylık bebeklik yaşındaki yani infant dediğimiz 0-1 yaşındaki çocuklarda biraz daha fazla görmekteyiz.